Şimdi iş dünyasında Mehmet de giderse ayvayı yeriz. Bu son şansımız. Daha önce olanları gördük düşüncesiyle Mehmet Şimşek'e büyük bir kredi açıldı. Mehmet Şimşek buraya geldi. Dedi ki bankacılara da ilk toplantıda, ya ben ceketimi alır giderim, kalırsınız, bana destek olacaksınız dedi. Şimdi Mehmet Şimşek vergiler bilmem ne konusu gelince, yani Gaye Hanım kadar olmasa da ciddi bir antipatiyle karşı karşıya kaldı şu anda. Bizler Mehmet Şimşek'e kredi açtık. Yani ben mesela o röportajda işte sosyal medyadaki bazı ekonomistler işte bilmem programları yok diyor. Şimdi program olduğunu görünce tutmaz diyorlar falan filan. Karşım program falan yok. Bir daha söylüyorum ben. Yani hani her zaman Mehmet Şimşek'i desteklemek zorunda olduğumuzu kötünün iyisi olarak söyleyen bir insan olarak yine söylüyorum. Program falan yok. Program falan olsa Ömer'in dedikleri olur o programda. Tamam mı? Yani yapısal reformlar olur. Onlar nerede abi? Ha, tamam mı? Şimdi Ahmet Hocam, muhtemeldir ki iş dünyası da Mehmet Şimşek de diyor ki ya Ömer bari sen yapma, Artunç bari sen yapma. Duruyorsun, görüyorsun ben kimlerle nelerle uğraşıyorum kırmızı çizgilerle. Abi siz destek olun bari diyorlar ama bu enflasyon verileriyle kimse kusura bakmasın noktasındayız Ahmet Hocam. Siyaset ve ekonomi çok iç içe girmiş noktada. Hani bu verilerle sanki Türk halkı nasıl söyleyeyim kandırılıyormuş izlenimi. Çok yumuşak söylemeye çalışıyorum. Var ortada. Bu siyaseti ve ekonomiyi nereye götürür sizce? Artunç, çok üzgünüm. Yani ben backstage'den yayını dinliyordum. Gerçekten Kanal Bizim falan diye söylemiyorum. Ömer Gencal'la yaptığınız konuşma, bundan önce yaptığınız konuşma, ben yayına girmeden önce yaptığınız konuşma ve Ömer Gencal'ın söyledikleri, senin soruların ve yorumların. Bunlar keşke hani 85 milyon tarafından seyredilse. O kadar duru anlattı ki Ömer Gencal. O kadar güzel, isabetli, derli toplu. Aklı başında, başı sonu belli. Neden sonuç ilişkilerini sağlam biçimde kurarak anlattı ki? Öyle samimi anlattı ki. Ben zaten rakamı gördüğüm zaman can evimden vurulmuşa dönmüştüm. Ömer Gencal'ı dinlerken sıkıldıkça sıkıldım. Ki genellikle ben seni izlerken çok da hani yakınlığımıza da binaen neyi niye söylediğini, lafı nereye götürdüğünü bildiğimden gülerim, gülümserim, bir keyfim yerine gelir. Bugün teessür içerisindeyim. Bu rakam karşısında teessür içerisinde. Bu rakam karşısında teessür içerisindeyim. Hakikaten seçecek kelime bulamıyorum. Neden seçecek kelime bulamıyorum? Yani siyaseten doğru bir şeyler söyleyeyim aman başımız belaya girmesin falan diye değil. Yani sen zaten o işlerin hepsini, bütün porselenleri kırdın biraz evvel yayında. Dolayısıyla vitesi boşa atmış gidiyoruz aşağı doğru demektir bu. Bana o ya. Yanlış bir şey var mı? Yok. Yani bu haksızdır, bu doğru değildir, bu Anacığım mesnetsizdir. Türkiye'de doğruların bedeli var Türkiye'de. Doğrudur. Ama biz o bedeli ödemekten kaçınacağız diye açmadık bu kanalı. Dolayısıyla biz böyle devam edeceğiz. Benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi mahkumiyet hissiyatı. Ha. Ehvenişer. Ehvenişer. Şimdi ben burada çok şey söylerim. Çok şey söylerim. Çok şey de söyleyeceğim diye umuyorum. Ama öbür taraftan hani program olmayan programı program dedik. Ondan Hadi sonra dedik. program dedik. Hadi bir temenniler manzumesi. Uygulama olmayan uygulamaya da uygulama dedik. Yani Mehmet nöbete dedik. Hadi yani başkası gelirse başımıza neler geleceğini biliyoruz. Yani kişisel hayata giriyoruz oradan. Falan falan. Yani. Ama yani şimdi bu rakam oldu mu Mehmet? Yani bak
Ekonomistler cevap veriyorlar Merkez Bankası anketine. Tabii hangi ekonomistler cevap veriyorlar konusu sabit. Ama genelde o tahmin Merkez Bankası'nı rahatsız etmeyecek, TÜİ'yi sıkıştırmayacak bir tahmin oluyor. 2.28 bu ayki tahmin. Baba bari yani yazın sonuna kadar onun altına düşme. Evet. Tamam mı? Enag 4.27 açıklıyor. Hadi peki. Onlar abartıyorlar. Oldu. Hatta enflasyonun nedeni onlar. Çünkü yüksek açıkladıkları için beklentileri kırıyorlar falan ve efendime selam. Hadi, hadi yani. Hadi. Ya İTO'da 3.42 açıklıyor. İstanbul'daki fiyatlarla Türkiye genelindeki fiyatlar arasında neredeyse yarı yarıya böyle bir fark olduğuna mı inanalım? İTO'nun da enflasyon lobisinin parçası olduğuna mı inanalım? Ulan herkes ölçüyor, herkes yanlış, sizin doğru olduğunuza mı inanalım be? Öfke içerisindeyim artık. Evet, maalesef. Hayal Maalesef. kırıklığı içerisindeyim. Bu olacak şey değil. Olacak şey değil. Şimdi bu memleketin ekonomisi doğru bir yere doğru çıksın diye fikrimizi soran herkese aman yaman zaman derken ya bundan sonra ne anlatacağız kardeşim? Evet. Ne Ahmet Hocam, anlatacağız? Ahmet Hocam bak Ömer şöyle söyledi. Yabancılara yine bir şey anlatacağız. Swap hatlarını açacağız. Geleceğiz daha çok para kazanacaksınız. Not artışları gelecek. Harika harika harika. Halk burada yoksullaşmaya devam edecek. Gelir dağılımı, servet transferi devam edecek. Ondan sonra başarılı oldu. Süper yaptı diyeceğiz. Yani olay temelinde problemli olduğunu kabul etmeyeceğiz. Onu kenara atacağız. Abicim bak Kurtulmak için, çıkmak için. ben sana kısa yoldan fikrimi söyleyeyim. Buyurun. İşimiz politik ekonomik risk ya. Evet. Yapacağım yorumun devamını da Ömer Gencal lütfen getirsin. Ondan çok rica edelim. Hoca burada yanlış, böyle bir ihtimal de yok desin de benim içim rahatlasın. Ben buradan en azından hani biraz bir ekmek kırığı umutla ayrılayım. Bak nereye doğru gidiyoruz biliyor musun? Beni o yani yabancı beni ilgilendiriyor Türkiye'nin sağlığını yerinde tuttuğu kadarıyla. Öncelikle onu söyleyeyim. İktisadi nabzını yani Evet. tansiyondan kalp krizi geçirmeyelim Ameliyat noktası. edilebilir hale Hı. getirmemizi Tamam. sağlayabilir belki ekonomiyi. O bakımdan beni ilgilendiriyor yabancının ne düşündüğü. Bir iktidarın temel sorumluluğu kendi ülkesinin halkınadır. Sığınmacılar konusunda da böyledir. Ekonomi konusunda, refah konusunda da hiç kuşkusuz böyledir. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman ortada berbat bir manzara var. Ve korkarım biz bu programın üstünden şuraya doğru gidiyoruz. 2018'de başlayıp 2020'de tavanına vuran saçmalık, Türk tipi heterodoksi. Ondan öncesine ne diyeceksen artık 2021 Eylül'ünden sonrasına ben Türk tipi heterodoksi diyorum. Çünkü Türk tipi heterodoksi aslında yavan ortodoksluğun efendime söyleyeyim aptır saptır bir takım başka hani ekonomist politikası diye niteliğinemeyecek kimi seçim kazanmaya yönelik manevralarla birleşmesinden oluşuyordu. Bak 2018'de bir fırtına başlattık. 2021 Eylül'ünde bu bir kasırgaya döndü. Ortada bir bunun yarattığı kırılganlık var. Tamam. Bugün yaptıklarımızla 2001'e benzer bir manzara yaratmaya başladık. Carry trade üstünde. Rakamlar hala buralarda olduğu için. Bir de vergi paketi var elimizde. O vergi paketi nasıl çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama onun ilk versiyonuna baktığım zaman vergi vasıtasıyla stagflasyona sokulan benim bilebildiğim kadarıyla dünyadaki çok nadir ekonomi olacağız.
bu üç tane şeyi birbirine koyarsan, kasırga, efendim mesela tayfun, tornado, tamam mı? Perfect storm diyorlar ya. Mükemmel fırtına. Fırtınaya doğru gidiyoruz. Evet. Peki. Şimdi artık bundan ciddi endişe ediyorum. Ömer Gencan ne der? Ahmet Kasım Hocam, çok güzel bir yerde bana pas attınız. Çünkü ben bununla ilgili perfect storm, kusursuz fırtına diye politik yolda bundan yaklaşık iki yıl önceydi galiba, ya da bir buçuk yıl önceydi, bir yazı yazdım. Gerçekten kusursuz fırtınaya gidiyoruz. Ben hep şunu söylerim. Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla dönmez. Bu son dönemde yapılmış olan, son bir senede yapılmış olan ekonomi yönetiminde güveni tekrardan tazelemeye çalıştık ama insan psikolojisi bu konuyla ilgili aslında çok şeyi söyler. Ben bir yandan da profesyonel bir koçum. O nedenle duygu, düşünce, o duyguların insanı nasıl evirdiği, nasıl yaptığı çok önemlidir. Gerçek bir lider olmak istiyor iseniz, öncelikle o güveni tesis etmek için samimi olmalısınız. O samimiyetle birlikte arka planda empati yapmalısınız ve doğru rakamları vermeniz lazım. Doğru verilerle yaklaşmanız lazım. Yani bu üç tane bacağı bir araya koymadan güveni tesis edemezsiniz. 1.64 samimiyetin sesini göstermez. Demin sanırım Mehmet Şimşek bir tane tweet attı. Dezenflasyon süreci başlamıştır diye. O rakamın altına bu tweet'i atmak o samimiyetin sesinin değil kırıntısının olmadığını gösteren bir şeydir. Rakamlar zaten ortadayken ben buna inanmıyor isem, gerçekliğe başka noktalardan bakıp o yaşamış olduğum gerçeklikle bunu görüyor isem, üstüne üstlük, bir de üstüne üstlük verilmiş olan röportajda ya aslında asgari ücret Türkiye'de düşük değildir gibi bir kavramla gidip empatiyi hiç yapmayan bir Hazine Maliye Bakanı ile karşı karşıyaysam, o beden, güveni kaybeden beden çoktan çürümüş, kokuyor demektir. Ben böyle bakıyorum olaya. O nedenle bu saatten sonra işte dezenflasyon süreci başlamıştır, dezenflasyon böyledir, şudur falan gibi açıklamaların ben açıkçası bundan sonra kamu nezdinde hiç şey yapılacağını düşünmüyorum. Sonuçta siyasi uzman sizsiniz. Ben siyasete 4 yıl boyunca bulaşmışlığım var. Ama şu anda geniş halk kitlelerinden gelen mesajı gördükçe dün Cumhurbaşkanı'nın attığı 5 yıl daha, 4 yıl daha görevdeyiz şeyinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Mümkün olmadığını düşünüyorum. Daha seçimler yapılır ya, hatta seçimler yapılmadan önce bak bir hafta önce, yerel seçimler yapılmadan bir hafta önce 2026 yılında bir erken seçim zaruri olacaktır diye söyledikten sonra seçim gecesi, seçim sonuçlarının açıklandığı gecede Mart ayı 2026 yılında bir erken seçim hayırlı olsun diye bir tweet daha attım ben. Ben hala onun arkasındayım. 2026'ya, 2026'nın ilk çeyreğine dayanır mı bilmiyorum ama her iki taraf da kendi oyun planına göre bir oyun oynamaya çalışıyor. Kazanan taraf kendi olmaya çalışıyor ki mantalite hiçbir zaman kazanan taraf ben değil, siyaseten halk olsun diye bakması lazım. Bu, ben bu konuda da çok konuşurum. Yani bu sonlu oyun, sonsuz oyunlarla ilgili biliyorsun benim takıntım var Artunç bir taraftan da. ben şunu görüyorum. Bu samimiyetsizlik, bu güvensizlik, bu ortaya çıkmış olan empati yapmama, halkı anlamama, halkın dertleriyle ilgili hiç ilgilenmeme konusu sadece koltuk sevdası. Yakında siyaseten bizi bambaşka bir noktaya götürür. Ekonomiyle hiç alakası olmayan bir yerde Türkiye bambaşka bir senaryoya girer. O zaman işte yabancıyı burada görürüm. Ama yabancının yapmış olduğu pozisyon şu anda Merkez Bankası rezervlerinin artışında toplamda 1/3 civarında bir ağırlık. Ben burada ilk tetiği çekecek olan halkın kendisi olacağını düşünüyorum. Belirli bir zaman sonra, yani tarih vermeye gerek yok. Yani halk ne zaman kendisini rahatsız hissetmeye başlarsa o andan itibaren, bugün bile olabilir, ona bir şey diyemem. Faiz indirimi geldiği zaman olabilir mi? Bu sene faiz indirimi gelir mi? Çünkü Ömer'cim şimdi çok özür dilerim, şunu bir netleştirmek lazım. Biz temel problemler olduğunu görüyoruz. Bu temel problemlerin siyaseten çok ciddi sonuçları olacağını da hissediyoruz.
Hem ben ve Ahmet Hocam dahil hepimiz TL'de bir süre daha kalınmasının iyi olacağını da düşünüyoruz. Sen 2026'nın Mart'ında bir erken seçim diyorsun. Ahmet Kasım Hocam belki başka bir tarih söylüyor. Ben TL'de duruyorum ama Ahmet Hoca'nın deyimiyle yarım gözü açık kedi gibi bir yandan da nakitte bulunduğum bir pozisyonla. Çünkü artık kondu. Gelir o şimdi. Ha geldi. Geldi. Evet. Geldi. Nakitte bulunduğum bir pozisyonla da döviz almak için her an bekliyorum. Yani ama burada esas olan bunu tetikleyecek bir şeydir. Yani borsanın düşmesi gibi mesela. Mehmet Şimşek canlı yayında vergi dememeliydi. Ama Mehmet Şimşek vergi dedi diye düşmedi borsa. Bir düşeceği vardı. Çok büyük bir hareket oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bir şey olacak ve tekrar 2001 krizine benziyoruz diyor mesela Ahmet Kasıman. Ömerciğim, yani bu noktada portföy tercihleri açısından TL'de durmakta bir behis yok ama yatırımcının TL'ye geçişinde ya da TL'de kalmak isteyişinde ciddi bir olumsuzluk olabilir gibi görüyorum ben. Enflasyon düşüyor olduğu zaman da bunun olması da acayip bir olumsuzluk. Çünkü normalde enflasyon düşüş trendinin TL'ye geçişini hızlandırması gerekir. Ben bunun böyle olmayacağını hissetmeye başladım. Ne dersin diyeyim. Ardından da Ahmet Hoca'ya ne zaman seçim olacak diye soracağım. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Bu, ben şunu anladım sevgili Ömer Gencan söylediklerinizden. Benim çizdiğim o perfect storm senaryosunu, o çünkü iktisadi bir senaryo. Ekonomiyle alakalı. Bu senaryonun probabilitesinin gittikçe arttığına katılır mısınız? Katılırım. Katılırım. Buradan Artuncu'nun sorusuna cevap verirseniz. Katılırım. Katılırım çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri emaneten bir rezerv. Ben öyle bakıyorum. Yani son 10 yılda almış olduğumuz rezervden daha fazlasını neredeyse 3 ay içerisinde biz biriktirdik kavramı burada tamamen verilmiş olan 50 faizleydi. Ben 1994 yılını yaşamış bir insan olarak 3 aylık %50 flat, yıllık %200 verilmiş olan faize, tahvile, süper bonoya rağmen tekrardan 2001 krizine giden yolu gördüm. 1994'te yaşadık, 97'de, 98'de bunları yaşadık. Şu andaki kur rejimimiz dalgalı olmasını söyledikleri halde değil. O da bir gerçek. Bayram süresince kamu bankalarının sattığını da biliyoruz. Belirli bir yerde tekrardan şu anda cari açıkta ve onu fonlamada hiçbir problemimiz yok görünüyor. Evet, doğru. Ama ekonominin daralmaya başladığı, ekonominin artık iyice sıkıntıya girmiş olduğu bir noktada belki evet durgunluk olabilir ama bir taraftan enflasyon olur. Ama diğer taraftan da o 17 milyon İspanyol Türkiye'de hala harcamaya üstüne üstlük yurt dışından ithal ederek harcamaya başladığı andan itibaren belirli bir zaman sonra rezerv kaybetmeye başlarsınız. Üstüne üstlük bizim rezerv yeterlilik oranımızda Mehmet Bey'in söylediği gibi yeterli değil IMF'ye göre. Kırılganlıklarımız çok. Yani yurt dışından başka bir şey olur. Başkanlık seçiminde Amerika'da farklı bir şey olur. Avrupa'daki aşırı sağ dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonu farklı bir noktaya gider. Bunların hepsini oturup analiz etmek lazım. Ekonomik anlamda benim görebildiğim kadarıyla biz önümüzdeki süreçte o perfect storm'a hakikaten yavaş yavaş gidiyoruz. Dengelendiğimizi düşündüğümüz anda bir bakmışız ki dalga bizi pat diye o son sahnedeki motorun devrildiği yere getirmiş. Bu benim açımdan açıkçası son derece şey. Ha, şöyle bir durum da var Artunç, onu söyleyeyim. Bir de pardon, aman lafını unutma. Filmi hatırlamıyor insanlar eminim. Perfect Storm diye bir film var. Bizi izleyenler için söyleyelim. O filmde Ömer Gencal, hatırlarsın, o büyük dalgayla tekneyi gösterirler ve sonrasını göstermezler. Çünkü sonrasını kimsenin içi kaldırmaz. Doğru. Aynen öyle. O dalganın üstüne sürer, arkasından tekne devrilir, gider, ortadan yok olur, bir daha görünmez zaten. Yani ya maalesef ki hani ehil olduğunu düşündüğümüz kaptanlar da iyice politikaya bulaşmaya başladığı andan itibaren, sorumluluk kabul etmemeye başladığı andan itibaren benim açıkçası endişelerim gerçeklikten kopmaya başladıkları andan itibaren benim endişelerim çok daha fazla ön plana çıkıyor. O nedenle evet şimdilik Türk lirasındayım. Ne tetikler? Yani hiçbir belli olmaz. Davranışsal finans bu işin ne olacağı konusunda bir şey söylemek için
beni açıkçası çok ehil kırmıyor. Ben yine şunu göstereyim. Şuradaki amblemi göstereyim. Siyah kuğu. Yani biz bunu yaşadık. O siyah kuğunun ne olacağını hiç bilemeyiz. The Economist'in 1999 yılındaydı veya 2000 yılındaydı. 2000 yılındaydı galiba o karikatürü. There is a bug in my Excel diye bir şeydi. Sell diye herkes bir anda bir bakarsın. Pozisyonunu satmış, çıkmış, bambaşka bir noktaya gelmişiz. Bu kadar güven ortamının olmadığı, güven duyulmadığı bir ortamda sonuçta ben yapılmış olan rezervin kalıcı olarak Merkez Bankası'nda kalabileceğinden ciddi anlamda endişe duyarım. 50'li faizle gittiğimiz her süreçte ve kurun da bu şekliyle baskı altında kaldığı, belirli bir süre baskı altında da kalacağı, yabancı raporlarının havada uçuştuğu, ki şunu da söylemekte fayda görüyorum. Yabancı raporunu okurum ama şimdiye kadar hiçbirine inanmadım. İnanmamakta da büyük karlı çıktım, öyle söyleyeyim. Çünkü yabancı sokakta ne olup bittiğini, Ahmet'in, İlgilenmez. Ayşe'nin ne düşündüğünü bilmez. Esnafın ne çektiğini bilmez. Onların baktıkları şey 3 tane 5 tane rakam. Onlardan bir tanesi de 1.64'lük aylık enflasyon. Onlar şimdi gayet mutlu Mesut Polyanna raporları yazıp Türkiye'de enflasyon sürecine girmiştir diye yazacaktır ama arka planda halk kitlelerinin ne düşündüğünü, nasıl acı çektiğini ve bu konunun nasıl problemli bir hale geldiğini hep beraber yaşayıp göreceğiz. Kısaca şunu söyleyeyim. Yani borsa tarafında da evet belirli bir süre olumluyum. TL tarafında da evet belirli bir süre carry trade, hatta garantili carry trade, yani ben carry trade demiyorum, garantili carry trade devam. Ama nereye kadar sürer? Tetiği ilk kim çeker? Bulk miktarda alındığı zaman bayram öncesinde bir provasını gördük. Ben daha önce yaşamış olduğum bu krizlerde, gitgellerde bu işin böyle bir saatte değiştiğini gördüğüm için tam bir zamanlama vermeyeceğim. Bana dedikleri zaman sene sonu kur tahmini en sevmediğim sorudur bu da bu arada. Kaç bekliyorsun kuru abi? Yani kur Arturcuğum dedin ve yedin yani. Ömer'i ben çok seviyorum. Onun için bu fırsatı kaçıramazdım. Ben kur tahminimi kurşun kalemle yapıyorum. Bravo. 37.27 diyeyim hadi. Eyvallah. O yüzden silip eyvallah. Tekrardan yeniden yapması yazarsın. Kolay oluyor. Bir saat sonra bakarsın kur buradan gitmiş 2000 bir figür yukarıya çıkmış. Bambaşka bir şey olmuş. Siyaseten bambaşka riskler olmuş. O zaman silip değiştirip sana 39.25 derim. Yani o nedenle şu andaki aslında en sağlıklı olarak bakılacak şey, eğer bir kur riskine maruzsanız yapacağınız en mantıklı şey faizi de yüksek olmadığını düşünüyorsanız %40'lar civarında çünkü demin swaplara baktım. Evet. Yani forward implied rate'ler %42-43'ler civarında. Kendinizi gider 39'dan hece eder bitirirsiniz bu işi. Malınızı da ona göre fiyatlar ona göre satarsınız. Kafanızda rahat uyursunuz. Eğer karşıda hece ettiğiniz kurum vadesi geldiği zaman batmamışsa diyeyim. Öyle bir riskiniz de var. O nedenle kura çok takılmaktan daha ziyade mevcuttaki aslında pozisyonu korumak, gerçek enflasyona göre serveti korumak için bir takım şeyler yapmak. O da şimdilik kısa vadeli mevduattan geçiyor ama şu bir gerçek. Bir portföy, eski bir chief investment officer olarak söyleyeyim. Her zaman portföy yapmak riskleri elimine etmektir, riskleri minimize etmektir. Demin ben kendi portföyümü söyledim. Ben rahat uyumak istiyorum. Ben kafam rahat olsun istiyorum. Ben kısa vadeli düşünmüyorum, uzun vadeli düşünüyorum. Uzun vadeli olarak da baktığım perspektifte %20 TL, %80 dolar. Bilgi Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştım. Konuşmama Ahmet Kasım Hoca'nın konuşması gibi başladım, bugünkü konuşması gibi. Çok üzgünüm çocuklar diye. Herkes böyle bir niye üzgün olduğumu baktı. 1990 yılında başladığım kariyerimde bunu belki anlatmışımdır bu yayında, tekrardan yeniden söyleyeyim. 1990 yılında başladığım kariyerimde elimdeki 300 doların 100 dolarını o zamanlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, bugünkü Borsa İstanbul'a yatırdım. 100 dolarını S&P 500'e yatırdım. 100 dolarını da Nasdaq'a yatırdım.
bugün elimde ne kadar var biliyor musunuz dediğimde herkes yine meraklı bakışlarla sizi yormayayım hemen cevap vereyim. 1990 Ekim'inden bugüne kadar gelmiş olduğumuz süreçte $200 oldu İMKB'deki rakamımız. Biz Borsa İstanbul'daki $1500 oldu S&P'deki. $4345 oldu Nasdaq'taki. Lütfen yarının yöneticileri olarak kurumlarınızda değer üretin ki o değerle birlikte hep birlikte kalkınalım. Ama ülke maalesef rakamların namusunu konuşamadığı için daha henüz değer üretmekten çok uzak. Çok uzattım. Burada bitireyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Şilaf kut diyelim. İyi uykular Türkiye diyelim. Kurşun kalemle yazılan döviz kurunda ilk kurşunu kim atacak? Döviz kurunu kim yukarı götürecek diye kurşun analojisini de kullanalım. Ömer Gencel'e çok teşekkür ederim. Verdiği değerli bilgiler için. Ömerciğim görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum Artunç. Ol, yayınlar Ahmet Hocam. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ ol. Şimdi Ahmetciğim 10.45'te sevgili Erhan Aslanoğlu da gelecek. Sonrasında yayın senin. Benim 11'de başka bir yayın için ayrılmam gerekecek. Onu bir peşinden söyleyeyim. Şimdi şuna geldik yine. Ben ilk sorduğumda bir soruyu aynı şeye hizmet ediyor demiştin. Yani amaca hizmet ediyor. Mehmet Şimşek buraya gerçekten enflasyonu kalıcı düşürmeye mi geldi yoksa AK Parti'ye seçim kazandırmaya mı geldi demiştim. Şimdi bu noktada bürokrat ya da ekonomist kimliğinden daha önde bir siyasi kimliğini gördük. Mehmet Şimşek'in. Ve Ömer EYA'ya da yorumlatmış. Aynı benim dediklerim gibi ciddi bir siyasi baskı var Mehmet Şimşek'in üzerinde gibi bir yorum yapmış. Artificial Intelligence'da o videoya bakarak. Bu noktadan sonra yine eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı seçim yok konusunda bir tweet attı. Ben iyice kıllandım. Siyasette hiçbir şey olmuyorsa bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Biz senden dinleyelim. Buyur lütfen. Şimdi Artunç, yani bizi izleyenler gerçekten beni affetsinler. Gerçekten çok üzgün ve çok öfkeliyim. Yani şu halim şey değil. Bir persona değil, bir yayın personası değil yani. Taklit yapmıyorum. Ve onun için de hakikaten ne diyeceğim, ne demeyeceğim konusunda kafam çok bulanık vaziyette. Bak bu program, daha doğrusu yani Türkiye'nin rasyoneliteye dönme çabası diyelim, programı falan boşver, çabası niye kredibilite sahibiydi, neden inanılırdı, neden güvenilirdi, inandırıcılığı, teminatı kimdi dersen Mehmet Şimşek'ti. Zaten iktidarın böyle bir kredisi, böyle bir sermayesi kalmadığı için Mehmet Şimşek geldi buraya. Ve Mehmet Şimşek dışında da bu iktidarın içerisinde böyle bir kredibiliteye sahip kimse yok. 2-2-4. Ve bugün Mehmet Şimşek o sermayeyi aldı, eşeğe yükledi. Yüklemesine göz yumdu, yüklenmesine izin verdi. Büyük adamın, arkamda duran büyük adamın bir lafı var. Diyor ki birbirimize sürekli gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya mutluluk getirsin, iyi veya kötü olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız. Biz birbirimize yalan söylemeyi profesyonelite haline getirmiş durumdayız. Hayatın her alanında böyle. Ama en çok siyasette böyle. Fakat iktisat öyle değil. İktisat numeratörlü bir bilim. Yaptığın şeyin tamam time lag olur, zaman kayması olur falan filan ama yani arkanda numaratörde görüyorsun. +50, -50, -5, +3. Tamam mı? Yani orada yalan söylemenin bir manası yok. İnsanların yaşadığı belli. Neyin içinden geçtiği belli. Şimdi böyle olduğu zaman bu işin bir sıkıntısı var. Ciddi bir sıkıntısı var. Çünkü artık inandırıcılık bugün itibariyle camdan uçtu. Teminat camdan uçtu. Kredibilite camdan uçtu. Uçtu. Buradan sonra Eylül'e kadar bu iki tane ipi birbirlerine bağladılar, bağladılar, bağlayamadılar. Perfect storm. Tamam mı? Ve buna gerek yoktu bak. Bu da aynı şey.
Yani beni çıldırtan bu. Rasyonelite diye iş başına gelmiş olan Mehmet Şimşek'in şu anki uygulaması daha önceki irrasyonel dönemde yapılanla neredeyse kalıpsal olarak aynı. Yani patern aynı patern. Tamam, örüntü aynı örüntü. Ne örüntüsü bu? Abi hiçbir şey yok. Fincancı katırları yürüyor. Sen onları ürkütüyorsun durduk yere. Nastı bilmem neydi zırttı pırttı. Tamam. Şimdi de bu enflasyonu dönüp ya beklenti düzeyinde açıkla 2.28. Ortada bir şey yokken kendini sağlam hissettiğinden bugün bu işi çarpıtalım deme. Haziran ayının enflasyonu maaşların zamlarına konu olacak diye bu topa girme. Şimdi Temmuz enflasyonunu açıklarken bunu telafi edip ya işte o da öyle bir gündü diyecekler herhalde, bunu planlıyorlar. Yani en rasyonel planlama bu çünkü ha. Bunun dışındaki bütün planlamalar süper irrasyonel. Yani bunu böyle devam ettirebileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar. Çok yanılıyorlar. Bence zannediyorlar. Bugünkü açıklamalar onu gösteriyor. Şimdi bence bu Haziran'ı şey yapmak için, yani havayı bir geçiştirelim. Hava yapıyor, tamam mı? Onu bir geçiştirelim yani. Bir fırtına ya dönmesin bu hikaye. Ve işte tamam mı, şu anda biz hepimiz şeyi gördük. Enflasyon vergidir, ahlaksızlığı arttırır demiş ya Demirel. O meşhur bir video evet, var. Evet. Doğru ya, Demirel söylemiyor zaten. O iktisat teorisinin bir şey. İşte bak bugün TÜİK açıkladığı enflasyon rakamıyla Şimşek de onun arkasında durarak vergi paketini şimdiden hayata geçirmiştir ücretliler üzerinde. Vergiyi aldın ücretlilerden şimdi. Vergiyi aldın ücretlilerden. Tabii tek yolu tabii, değil. Tabii vergi alıyor. Enflasyon. Aynen. Bravo. Tamam. Vergiyi aldın, peşin peşin kestin enflasyon üzerinden o vergiyi. Ücretlilerden. Bu beni nereye getiriyor Artunç? Senenin sonunda sefalette eşitleneceğiz. Hı. İşler iyiye gitseydi de eşitlenecektik bu arada. Hani ona razıydık ha. Fakat şimdi işler kötüye giderken sefalette eşitleneceğiz ve bu top nasıl çıkacak en sonunda kimsenin bir fikri olmayacak. Biraz evvel Ömer Gencan'ın söylediğinin arkasında ben de dururum. Zaten bu logo durduk yere yok. Black Swan logosu. Yani süpürgeye soğuk geçer. Hakikaten Excel'imde problem var. Sel gider. İki, tabii, çok tabii. Katıldığım işi, benim hep anlattığım hikaye, benim yatırım bankacılığı zamanından. Uluslararası sermaye piyasalarının C'siyken ben yaşadığım bir şey. Yani 2001 krizi. 2001 krizinden önce ben nasıl bay Türkiye'ye, ondan sonra da bay. Türkiye'ye. Tabii. Sonra bay bay Türkiye'ye olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o yabancı raporları hakikaten hiçbir manaya gelmez. Tamam mı? Hiçbir manaya gelmez. Niye dengeyi bozuyorsun kardeşim bugün? Bak yine aynı şeye soruyorum. Neden dengeyi bozuyorsun? Neden dengeyi bozuyorsun bugün? Evet. Sadece ya zam yapmadık ya da şu kadar yaptık. Asgari ücrete de zam yapmadık. Onun için. Yani İnsanının gözünü oyma. İnsanının gözünü oyma. İnsanının gözünü oyarsan sonunda yapmak zorunda kalacağın seçimde de bir sonuç elde edemeyeceğin muhakkak. İnsanlar, sokaktaki insan, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gibi değil ki. Yani insanlar burada kendilerine göre bir tedbir almak için bizden bir şey istiyorlar, bir iskandil istiyorlar, bir fener tutalım istiyorlar ileriye doğru. Tamam mı? Ve az veya çok iktisadi okuryazarlıkları, finansal okuryazarlıkları var bu insanların ya da geliştirmeye çalışıyorlar. Sokaktaki insan öyle değil, Ahmet öyle değil, Mehmet öyle değil. Evet. Onlar yaşadıklarına bakıyorlar. Yaşadığı şeyin üzerinden insanları kandıramazsın kardeşim. Ha ben seçim 2026'da olur diye düşünmüyorum Artunç. 2026'da debelenmeye devam edeceklerdir. Çünkü çamura battıkça debeleneceksin. Tamam mı? Evet. Mecbur kalmadıkça iktidar seçim yapmaz. Çünkü buradan kendine avantajlı bir zemin oluşturması gittikçe daha zorlaşıyor. Hocam, onun için ben mecbur kaldığında yapacak seçimi. O seçimde 2026'da zorlanmaya başlar, 2027'ye sarkar diye düşünüyorum. Ahmet Hocam,
Pandora'nın kutusu açıldı Mehmet Şimşek'in gelişiyle birlikte. Çünkü Mehmet Şimşek isteyerek ya da istemeyerek rasyonelleşme dedi. Şimdi bu rasyonelleşmeyi gerçekleştirmediği için TÜİK üzerinden ve pazartesi günkü konuşmasından çok ciddi bir üzerine tazyik alacak, risk alacak. Bunu atlatamazsa ne olur konusu önemli. Parti içerisinde Mehmet Şimşek'in böyle Ağustos'a kadar zamanı var, ona bir şey söylemeyin dendiği söyleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, şimdi Temmuz'da birlikte enflasyon düşüşü başladı falan. Hani ama hani gerçekten bunu insanlar hissetmeyeceği için, yani enflasyonla vergi aldığın insandan ekstra vergi almaya çalışıyorsun. Alman gereken kararları da almıyorsun. Konu bu. Burada düğümlendi. Bu Neden? Çünkü kamu harcamalarını yapmak konusunda namütenahi serbestlik istiyorsun ve buna devam etmek istiyorsun. Peki evet. Bu neden? Peki bu neden? Seni sevdiğim Erhan Hoca'yı da alalım yayına bu arada. Erhan Hoca'yı da geldi, hemen onu da yayına alalım. Buyur Ahmet Hocam. Senin sevdiğin kısa cevaplar. Peki bu neden? Yani neden harcamaları devam ettirmek istiyorsun? Çünkü Türkiye'de belediyelerin büyükçe bir bölümü, ama bu arada GSY, İHE'yi üretmek konusunda pay sahibi belediyeler. Tamam mı? Vergide pay sahibi belediyeler. Tamam mı? Nüfusta pay sahibi belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi senden popülizmi öğrendi kardeşim. Ulufe dağıtmayı onlar da biliyorlar artık. Sosyal belediyecilik adı altında bu harcamaları yapacaklar. Bu harcamaları yaptıkları zaman senin elinde para yoksa bunu şey yapamazsın, dengeleyemezsin. Terazinin kefesine atacak bir şeyin kalmaz. Bir şeyler olması lazım. Hem kendi kesimlerini, sermaye transferi yaptığın kesimleri tatmin tutacaksın. Hem de bu arada oy bazına para şey yapmaya, kanallamaya, basmaya devam edeceksin. Bunun için kaynağa ihtiyacın var. O kaynağı elde etmek için yapıyorsun.